İyi ve kötü alimlerin farkı. Kötü alimler eşkıya'dan, yol kesicilerden daha kötüdür. Çünkü yol kesici insanın dünyasına kasteder ama bu bozuk hocalar insanın imanına kastederler. Onlar namaz ve oruçta bile gevşeklik gösterirler. Haram ve günahları adet edinirler. Hakk'ın sırları bize zahir oldu. Bizim sözlerimiz bizden değildir yaptığımız işleri biz yapmıyoruz derler. Her biri, Cüneyt ve Bayezid-i Bestami benim rahmetullahi aleyh ecmain. Hatta İmam-ı Azam'daki akılsa, bendeki de akıl derler. Hakkı batıldan ayırmazlar. Helal harama bakmazlar. Bu itikat üzere ölürlerse, her biri cehennem köpeklerinden biri olur. Bu derviş kılıklı sapıklarla arkadaş olmaktan, sohbetlerinde bulunmaktan çok sakınınız. Bu alçaklardan kaçıp yüksek alimlerin ve salihlerin sohbetine koşunuz. Bunlar temiz itikatlı, yüksek yaratılışlı saliklerdir. Din alimi bunlar, peygamberin varisi yine bunlardır. Bunlardan her biri din yolunun önderi, yakin meydanının yarışçılarıdır. Onlarla sohbet ve onların ilim meclisleri cennet bahçelerinden bir bahçedir. O güneş gibi alim olup alem ondan nurlanmaktadır. 30 sene, 40 sene durmadan dinlenmeden ilimleri kazanmış, ders ve fetva mesnedine oturmuşlardır. Alim cesur olmakla beraber ilme uyduğu müddetçe dininin aslına bir bozukluk gelmez. Ama bir mürşidi kamilin irşadı olmadan ilimsiz zahit zühd ederse şeytanın maskarası olur. Yahut değirmencinin merkebi olur. Bunun için alimler ilimsiz zühd yapan ömrünün sonunda ya aklını kaçırır yahut kafir olur demişlerdir. Talimi müteallimde İmam Muhammed bin Hasan Şeybani rahmetullahi aleyh şöyle buyurur. Şeytanın bir alimi yoldan çıkarması bin abidi yoldan çıkarmasından daha zordur. Muhammed Rebhami, Riyadun Nasihin, sayfa 242, 243, 17 Mayıs, Mevlana takvimi.